Her şey oğlum o mezara girmesin, hayatta kalsın diye başladı. Para için. Deniz çok hastaymış meğer. Doktora gittik. Beyinde bir şey var dediler, ameliyat olması lazım dediler. Biz bunu tam öğrendiğimiz sırada... okulda aşağılık bir herif benimle ilgili bir iftira attı. Ve okulla iletişimi kestiler ve dava süreci başladı. Bankadaki param bloke oldu. Ben de ameliyat için para aramaya başladım. Herkese gittim, eşe, dosta, akrabaya. Kapılarını çaldım, para istedim. Hiç kimse suratıma bakmadı. Korktular bile benden. İş aradım. Yine insanlar aynı şekilde korktukları için iş vermediler. Sonra Egemen'e gittim. Egemen de beni Süleyman'a götürdü. Kapıdan içeri girdik. Adam benim hayatım boyunca karşı durduğum her şeyin vücut bulmuş hali gibi orada oturuyor. Vicdansız, yalancı, sahtekar, hırsız, bütün özellikleri var. Abi, adamdan borç aldım. Ondan sonra her şey baş aşağı gitmeye başladı zaten. 1 milyon ya. 1 milyon lira. Süleyman için ne ki bir saat parası ya. Ama benim oğlumun hayatı. Her şey kötüye gidince ben de ondan sonra dedim, madem dünya böyle aşağılık, iğrenç, sefil bir yer, ben de o zaman bu dünyanın canını okuyacağım dedim. Babil hikayesi öyle başladı. Hiç unutmuyorum, üniversitedeki son günümde bir öğrencimle konuşuyoruz, dersteyiz. Öğrencime dedim ki, para benim meselem değil. Hep öyle geliyordu bana. Ne bileyim, ben artık o konuları kapattım gibi geliyordu. Meğer para tam da benim meselem. Benim en büyük sınavım oldu para. Neden kaçtıysan bana onu göster. Bana beni gösterdi. Ben meğer korkağın dik alasıymışım. Hayatımdaki hiçbir tercih, hiçbir seçim benim seçimim değilmiş ki. Ben hep kaçmışım. Para bana onu gösterdi. Kaçmak ayrı, seçmek ayrı şeylermiş hayatta. Ama para ne değilmiş biliyor musun? Özgürlük değilmiş mesela. Bunu anladım. Satın alabiliyorsun mesela. Dedim ya hani. Ama zamanı satın alamazsın. Kendine çok güzel bir yatak alabilirsin. İnanılmaz bir yatak odası yaptırabilirsin. Ama huzurlu bir uykuyu satın alamazsın. Bir ev yaptırırsın kendine en iyisinden. Ama bir yuva satın alamazsın parayla. Para sevdiklerin toprağın altından çıkartamaz.
ve aşk. Paranın satın alamadığı sihir. Hala mutlu sonlara ve dünyanın adaletli bir yer olduğuna inanmak isteyenlerin en büyük kozu. Bir insan ölünce geriye ne bırakır ki? Mal, mülk mü? Ev, para, araba. Bunların hepsi gelip geçiyorlar. Yok olup gidiyorlar. Ölünce geriye sadece sevdiklerine geçirdiğin o güzel, kısacık, sıcacık anlar kalıyor. O kadar. Fedakarlığın kalıyor. Sevgin, çaban. Bazen biriyle paylaştığın güzel bir şarkı, bir söz, evladın. Seni seven, seni özleyecek olan insanların yüreğinde küçücük, senden sonra da yanacak küçücük bir ateş. Yakabiliyorsan bir bu kalıyor zaten. Ve sen o ateşi yakıp orada bırakabiliyorsan, zaten o zaman ölüp toprağın altına girip yok olsan yaşamaya devam ediyorsun.